Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, bu Ramazan akşamında, iftar sonrasında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu akşam Irak-Türkmen cephesinin Türkiye'deki çok başarılı temsilcisi, benim de çok değerli dostum, Mehmet Tütüncü konuğum olacak. Ve Irak'ta neler oluyor konuşacağız. Gerçekten bizim medyamız maalesef bizim etrafımızda, komşularımızda ne olup ne bittiğiyle pek ilgili olmadığı için biz de özellikle Türk dünyasında oralarda neler oluyor takip edemiyoruz. Evet, Mehmet diyor. Sevgili Mehmet Tütüncü, iyi akşamlar diliyorum. Ne var ne yok. Çok güzel. İyi akşamlar Vedat Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Biz de iftarımızı yaptık, çayımızı aldık. Böyle bu akşam güzel bir sohbet yapalım istiyoruz ama sohbet ederken Allah de kabul et. izleyenler biraz bilgilensin istiyoruz. Çünkü gerçekten Irak bizim için çok önemli. Öncelikle çok önemli ve ticaret yaptığımız, ekonomik büyüklüğü çok büyük olan bir ülke. Ama her şeyden önemlisi içinde Türkler yaşıyor. Orada Türkmeneli var. Bizim için çok önemli. Maalesef bizim medyamızda çok fazla bilgi kirliliğinden fazla bilgi sahibi olamıyoruz. Zaten orada da şu anda karman çorman bir durum var. Biraz sonra senin anlatacağın gibi. Şimdi yeni bir başbakan seçildi. Mustafa El Kazımi, Kazımi mahallesinden eski bir gazeteci. Avrupa'ya bir dönem Avrupa'da yaşamış. Bir de nedense özellikle hem de Bağdat rejiminde Amerika'dan gelenlerin hakim olduğu bir siyaset hayatı var. Bildiğim kadarıyla Irak Türkmen cephesine kabinede yer vereceğini sözü verdi. 7-8 sanıyorum liste isim verdiniz bakanlık için. Ve son dakikada bundan kabul edilmedi. 2 milyona yakın Türk'ün yaşadığı Irak'ta bir Türkmen bakana müsaade etmediler. Ve şu anda da büyük bir gerilim yaşanıyor. Şimdi neler oluyor? Bir anlatır mısın bize? Tabii ki şimdi Irak'ta biraz durum farklı. Irak'ta hükümet bir milli mutabakat hükümeti gibi kuruluyor. Özellikle şimdiki hükümet de geçici bir hükümettir. Erken seçim hükümetidir aslında. Çünkü 1 Ekim itibariyle 1 Ekim 2019'dan itibaren Bağdat'ta çok ciddi protesto eylemleri başladı hükümete karşı. Ve genel anlamda siyasi düzene karşı. Özellikle bunun çok büyük kısmını gençler oluşturuyordu. 16-25 yaş arası gençler ağırlıklı olarak. Dolayısıyla bu protesto eylemleri 4 ayı aşkın süre sürdü ve bine yakın insan öldürüldü bu protesto eylemlerinde. 20 insan yaralandı. Dolayısıyla bunların buradaki protestocuların, eylemcilerin talebi şuydu. Biz artık ne Amerika'nın ne İran'ın kuklası bir Irak istemiyoruz. Egemen, bağımsız bir Irak istiyoruz. Ve Irak'tan yönetilecek yani yöneticilerimizin gerçek Iraklı olsun, başka ülkelerin ajandasına göre hareket etmesinler. Yolsuzluklara son verilsin. Yolsuzluk çok had safhada. Ondan sonra silahın tek devletin elinde olsun, milis güçlerin ellerinden silahlar alınsın. Bunun gibi pek çok talepler vardı. Bir reformla. Son derece demokratik talep. Bütün gruplar Teksas'ta ulaşmasın. Hak hukuk olsun. Eşit ölçülerde herkes tanıtı şey olsun. Temsil edilsin. Çok özür dilerim Vedat Bey, sesinizi iyi alamadım. Demokratik Telefon talep. geldikten sonra sanırım şey oldu. Ben bir saniye bir kulaklığı. Şimdi duyuyor musun Mehmet Bey? Gayet iyi duyuyoruz. Yani son derece demokratik taleplerde bulunmuş. Evet, gayet demokratik taleplerdi bunlar. Dolayısıyla bu taleplerin neticesinde buna daha fazla dayanamayarak Irak'taki Adil Abdülmehdi hükümeti istifa etmek durumunda kaldı.
Ve Cumhurbaşkanı Güler Aysüre ile bu dördüncü adaydı. Üç adaya verdi. Onlar hükümet kurmayı başaramadılar. Bu dördüncüsüydü. Ha, bir de özellikle şunu da belirteyim. Bu Tosdözler'in en önemli taleplerinden birisi de artık ülkede mezhep ayrımcılığı, bölge ayrımcılığı, etnik ayrımcılık vesaire bunlar ortadan kalksın. Partizanlık devletin yönetiminde partizanca davranılmasın. Bütün millete gelir eşit bir şekilde dağılım yapısın. Bunun gibi pek çok demokratik talepler vardı. Çünkü Irak'ta özellikle bu gelir dağılımı konusunda çok büyük sıkıntılar var. Bir tarafta kimileri milyon dolarlarla oynarken adeta bir tarafta çöpten insanlar şey topluyorlar. Yiyecek topluyorlar. Yani çok büyük bir adaletsizlik vardı. Özellikle yolsuzluklarda siz çok iyi biliyorsunuz. Irak'taki yolsuzluk had safhadaydı. Dolayısıyla bundan dolayı protesto eylemlerine daha fazla dayanamayarak hükümet istifa etti. Ve talepler de şudur. Erken seçime gidilsin. Ve hatta seçim yasası değişti. Erken seçime gidilsin ve yeni bir hükümet seçilsin. Eski yüzleri hiçbirini istemiyoruz diyorlar. Yani büyük bir ihtimal şu andaki kabinede görünenlerin ve Irak'ın şu anda kaderinde oynayan büyük siyasi güçlerin veya siyasi figürlerin büyük kısmı olmayacak bir sonraki parlamentoda. Çünkü halk tarafından çok ciddi bir tepki var bunlara karşı. Dolayısıyla böyle bir hükümet kuruldu. Bu hükümet kurulurken de Türkmenlerin talebi şuydu. Biz de Irak'ın üçüncü ana etnik grubuyuz. Ve Irak'ın savunmasında en çok şehit veren milletlerden birisiyiz. Dolayısıyla bir önceki hükümette de verilmemişti bize bakanlık. Bu hükümette zaten Cumhurbaşkanı'nın yardımcılığı talebimiz vardı. O Bir hala yerine getirilmedi. daha yapayım. Ayrıca Türkmenler Irak genelindeki en eğitimli millettir. Doktorlar. Vedat Bey çok özür dilerim. Ses alamıyorum sizden. Bende mi bir problem var? Irak'taki en eğitimli milletlerden yine de Türkmenlerdir. Onu dedim. Geliyor mu acaba? Sesinizi hiç alamıyorum Vedat Bey. Buyurun devam edin siz. Şimdi dolayısıyla bu erken seçime gidildi. Ya erken seçim hükümetidir şu anda kurulan hükümet. Aslında bu hükümeti de hem programını hem de başbakanın kendisini Türkmenler destekledi. Yani bundan yana tavır aldı. Hatta Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma görevi terdi edildi. Meclis başkan yardımcıları ve Şii ve Sünni kitlelerin liderlerini, Kürtlerin liderlerini çağırdı. Hepsinin parti liderleriyle beraber oturdu. Dedi bakın işte ben size veriyordum bakanlığı ama kabul etmedi. Özellikle de ağırlık Şii kesimden şey geldi. Peki bizim şöyle bir teklifimiz oldu. Tamam hiç kimse kendi şeyinden vermek istemiyor. O zaman yeni bir bakanlık ihdas edelim. Bu bakanlık da daha önce vardı, kapatıldı. Parlamento işlerinden yani parlamento ile hükümet arasındaki diyaloğu sağlayan bir bakanlıktı. Parlamento işlerinden sorumlu devlet bakanlığı açılsın. Bunun zaten binası var. Zaten memurları var. Bir müsteşar tarafından yönetiliyor. Müsteşar yerine bir bakan tarafından yönetilsin. Yani ciddi bir bütçe de gerekmiyor. Hayır bu da olmaz. Ona da şeyler itiraz etti. Açıkçası buna Sünni Araplar kabul ettiler. Türkler kabul ettiler ama Şii Araplar kabul etmediler. Dediler devletin bütçesini zorlar. Şu anda bunu kaldırmaz. Yani devletin bütçesi için her şey varken Türkmenlere bir bakanlık gelince maalesef orada farklı tutum içine giriyorlar. Şiilerin içinde kaç tane Türk var? Şiilerin içinde var mı bakan? Yok hiçbir şey yoktur. Ama Yani milletvekili var. Ama zaten milletvekili var. bizim Vedat Bey bizim sunduğumuz listenin içinde yani sunduğumuz Türkmen listesinin içinde
Hem Sünni Türkmen var, hem Şii Türkmen var, bayan var, erkek var. Farklı bölgelerden var, yani Türkmenlerin farklı bölgelerinden var ve farklı meslek gruplarından var. Ve bunu da başbakanın inisiyatifine bıraktık. İstediğini bu listeden seç, bütün Türkmen milletvekilleri bunu kabul edecekler. Daha önceki hükümetlerde neydi olay? Diyorlardı ki, ya mesela bir önceki Abdülmedin'in hükümetinde işte Türkmenler aralarında tek liste veya tek aday üzerine anlaşamadıkları için biz hangi Türkmen partisine verelim bilemedik, onun için vermedik gibi bir bahane. Bu sefer o bahaneyi de ellerinden aldık. Bütün Türkmen milletvekilleri imza attılar, farklı partilerden olanlar, farklı gruplardan da parlamentoya giren. İmza attılar ve bu listeyi takdim ettiler. Bu listenin içinden hangisini seçerseniz bizim kabulümüz. Ancak onu da yapmadılar maalesef. Dolayısıyla şimdi bir açıkçası hala bir zayıf dosya bir ihtimal var. Yani çünkü iki bakanlık harici 22 bakanlığın iki tanesi Dışişleri ve Petrol Bakanlığı'nı henüz aday sunmadı. Başbakan. Ama dışişleri, gelenekte dışişleri hep Kürtlere veriliyor. Hep öyle olmuştur. Evet, genelde ama bu son yıllarda değişti. Maliyeyi onlara veriyorlar. Mesela en son eski başbakan almıştı. Cafer'i almıştı Dışişleri Bakanlığı'nı. Bundan bir önceki hükümetler. Yani Irak'ta Cumhurbaşkanı'nın Kürtlerin içinden seçiliyor olması başlı başına orada bir problem. Tabii ki yani bu işte zamanda Amerika'nın dayatmasıyla oldu. Ve öyle Bremer'in koyduğu bir sistemdi. Halen devam ediyor Irak'ta. Ve bunun halini değiştiremiyorlar. Yani Kürtler birçok konuda nüfuslarının çok üstünde bir güce sahipler. Bu petrol nasıl onlar kullanıyorlar? Onu anlatır mısınız? Onlar kendi başlarına hareket ediyorlar. Petrol satıyorlar. Petrolle ilgili Bağdat rejimini tanımıyorlar. Bunları da anlatır mısınız? Tabii. Şimdi petrol meselesinde özellikle biliyorsunuz şimdi Irak'ta bir federal Kürt bölgesi var. Bu da üç resmiyette yani anayasaya göre üç ilden oluşuyor. Erbil, Süleymaniye, Doğuk. Mesela ama Kürtler sürekli Kerkük'ü de buraya katmak istiyorlar. Kerkük'ü de bir Kürt şehri göstermek istiyorlar. Çünkü Kerkük'te petrolünden dolayıdır. Yani o Kerkük'ün taşına toprağına Evet. aşklarından dolayı değil de yani neredeyse Bağdat'ı da versen bile yetinmezler maalesef. Kürt partileri öyle bir yani Irak'ın her tarafını istiyorlar. Bir de ilginç bir şey var. Kürtlere şöyle bir kabulleri var. Irak'ın her şeyinde biz ortağız. Irak'ın her yerinde çıkan petrolünde her şeyinde gelirinde biz ortağız. Ama bizim bölgemizde çıkan kimse ortak değil. Bu sadece bizimdir. Diğer bölgelerdeki de ortağız. Tabii bu Yani onların dayatması değil, Amerika'nın dayatması. aynen öyledir. Maalesef yani Araplar da bunu hala boyun eğmektedir. Ki Araplar Irak'ın %70'inden fazla nüfusunu oluşturuyorlar. Bir de şöyle düşünün. Irak'ta resmi dil Arapça ve Kürtçedir. Yani Bağdat'ın nüfusunun belki %2'si bile Kürt değil ama Bağdat'ta da Basra'da da bütün tek Kürt'ün olmadığı ilde de bile Kürtçe resmi değildir. Ve Pasaport tabelalarda da Kürtçe yazıyor. tabii. Pasaporta dahi Arapça, Kürtçe ve İngilizce yazıyor. Dolayısıyla parlamentoda yazılan yazılara kadar iki dilde. Yani maalesef yani şöyle ama Türkmen'e gelince Türkmenler diyor yoğunluk oluşturdukları illerde Türkmence resmi dil sayılır. Kürtler için böyle değil. Bütün Irak Onlar zaten öyle. yoğunluğu silah zoruyla yoğunlukları oluşturdular. Bunu hepimiz biliyoruz nasıl yoğunluk oluşturduklarını el birliğiyle. Tabii. Tabii işte 2003'ten sonra işgalci güçlere ortak oldukları için, onlara destekçi oldukları için bu imtiyazlar tanıldı onlara. Ve hala bu imtiyazlar devam ediyor. Ve Kerkük petrollerine gelecek olursak da
2003'ten 2017'ye kadar tamamen Kerkük Petrol de onların kontrolündeydi. Ama 2017'den sonra işte onların kontrolünden çıktı. Merkezi otoritenin kontrolündedir şu anda. Onun... IŞİD yüzünden, IŞİD bölgeye gelince peşmergeler çekilmek zorunda kaldı. Kendi istekleriyle olmadı yani. Aynen öyle. Bir de biliyorsun işte 2017'de referandum yapmak istedi Barzani. Ve Irak'tan ayrılmak için, bağımsızlık için referandum yaptı. O referandumda Bağdat bunun üzerine yürüyünce artık şey bitti. Orada da tabii özellikle Türkiye'nin, İran'ın tavrı çok çok önemliydi bölgesel güç olarak. Bunlar da bir referanduma karşı ve bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına karşı çıktıkları için bunu başaramadılar. Dolayısıyla en büyük destekçi tabii burada İsrail'di. O Kürdistan devletinin kurulması için. Amerika dahi erkendir henüz bu işin, bu iş pişmedi henüz diyordu. Yani olmaz demiyordu ama o da farklı işi. Yani bu devlet yaşayamaz orada. Onu iyi biliyordu Amerika. Dolayısıyla bu referandumdan sonra Irak'ta özellikle bu konjonktürden cesaret alarak Irak güçleri, merkezi hükümetin askerleri Kerkük'e ve diğer Tuzurbat'ı, diğer Türkmen bölgelerine girdi ve oraları peşmergelerden kurtarmış oldu. Ancak Kürt bölgesinde bugün çıkan petrolün günlük yani iddialara göre en az 600-700 bin varil günlük çıkıyor. Ama bunlar Bağdat'a 300 bin gösteriyorlar. O 300 bini sadece hisseden düşüyoruz. Zaten Habur sınır kapısından elde edilen geliri de Bağdat paylaşamıyor. Yani çok ilginç bir şey var. Bir abimiz Sömürüyorlar. anlatmıştı bana. Irak'ı sömürüyorlar. Irak'ı sömürüyorlar açıkçası. Aynen. Amerika'yı almışlar, sömürüyorlar. Aynen öyle. Ve bütün her şey de öyle. Peşmergelerin gerçek sayının çok üstünde hayali bir rakamlar var peşmergede. Ve peşmergenin bir güvenlik gücü sayılıyor peşmerge. Peşmergenin maaşını, teçhizatını, silahını Bağdat verir. Ama talimatını Kürt yönetimi verir. Ve Barzani'nin. Bağdat'a da kafa tutar. Bağdat'ı da tehdit eder yeri geldiğinde. Yani öyle bir hal var Irak'ta. Kürt bölgesindeki aynen adeta şudur. Bir abim söylemişti. Kürtler diyorlar bizim cebimiz bizim cebimizdir. Bizimdir. Ama bütün Irak'ın cebi de onda da orta az. Yani bütün Irak'ın her gelirinde illa muhakkak pay sahibi olmak istiyorlar. Bağdat'ın yönetiminde cumhurbaşkanı olurlar, en önemli bakanlıkları alırlar, müdürlükler, büyükelçilikler falan her yerde en güçlü şekilde duruyorlar. Ama Bağdat'ın Kuzey Irak bölgesinde tek sözü bile geçmez. Bir tane memuru değişme yetkisi yoktur. Yani böyle bir Irak'la karşı karşıyayız. Dolayısıyla halk da bundan bıkmış durumda. Bu protesto eylemleri bundan da dolayıdır. Bir de gelirin paylaşımında da yani gayri resmi ayrı var. Resmiyette de çok büyük adaletsizlik var. Bugün Basra, Irak petrollerinin çok büyük kısmını Basra çıkartıyor. Bir bakıyorsun Basra'daki memur sayısıyla Erbil'deki memur sayısı arasında iki kattan daha fazla fark var. Orada peşmergesinden diğer memurundan bir sürü insanlar var. Sırf maaş alsınlar diye derler. Yaşam standartları arasında da Erbil'le Basra arasında 50 yıl var. Evet, çok büyük fark var. Şu yani Bağdat, şey Basra'nın çıkarttığı petrol neredeyse Erbil'inkinin 10 mislidir. Ama bütün Irak'ı besliyor. Kerkük'teki de petrol şeydekinin en az 3 mislidir. Erbil'dekinin. Ama Kerkük tabii sefalet de yaşıyor. Ama maalesef Erbil, Süleymaniye ve Dok farklı bir ayrıcalıklı özel bir sınıftır onlara. Bir muamele ediliyor maalesef. 1991'den beri ben 90'dan beri o bölgeye çok gider gelirim. Hala Kürt yönetimi Kürdistan haritasını açıklayamıyor. Yani Kürdistan neresidir deyince şunlar şu iller şu ilçeler Kürdistan sınırlarıdır. Bunlar da bizim sınırımızdır diyemiyorlar. Sadece Amerikalıların, İngilizlerin, Almanların, Fransızların çizdiği
sarı ile belirtilen bir Kürdistan haritası vardır. Ve bu Kürdistan haritasının bir kısmı Türkiye'de Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Batı Kürdistan, Rojava dedikleri ve ne kadar ilginçtir ki bugün Musul'a bir Kürt giremediği gibi, Tel Afer'e giremediği gibi ama Kürdistan haritasında bakarsanız Kerkük'ü de Musul'u da her yeri Kürdistan'dır diyor. Hele Barzani Kerkük Kürdistan'ın kalbidir dedi. Şimdi piyon olur da insan bu kadar mı gerçek dışı ve bu kadar mümkün olmayacak isteklerde bulunuyor? Ne diyorsunuz buna? Amerika olmak üzere. Kürtler bir anlamda biliyorsunuz. Özellikle 1 Mart tezkeresi, 2003-1 Mart tezkeresi Türkiye'nin hükümet meclisinden geçmeyince, yani Amerikalılar biliyorsunuz Türkiye'den de bir cephe açmak istiyorlardı. Irak'a girmek için. Bir güneyden açacaklardı, bir de kuzeyden Türkiye üzerinden açmak istiyorlardı. Ve bununla ilgili bir tezkere geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. O tezkere geçmeyince Amerikalılar buna çok büyük infial gösterdiler. Siz o süreci çok iyi biliyorsunuz, yakından takip ediyordunuz. Dolayısıyla o infialde Amerikalılar birinci derecede intikamı Türkmenlerden aldılar. Çünkü Türkiye Türkmenlerin yanında duruyordu ve 1 Mart tezkeresinin içinde Türkmenlerin de hakları vardı. Türkmen bölgelerinin korunması, Türkmenlerin yeni kurulacak Irak Devleti'nde her türlü hakları elde edilmesi, temsil haklarını siyasiyle ABD çok büyük bir kızgınlık gösterdi buna. Ve orada da bu tezkerenin geçmemesinden dolayı da hem Türkmenlerden intikam aldı hem de Türkiye'nin yerine Amerika'nın bölgede müttefiki Kürtler oldu. Peşmergeler oldu. Dolayısıyla çok iyi hatırlarsınız. Bütün Türkmeneli bölgesini adeta başta Kerkük olmak üzere Kürt peşmergelere altın tepside sundu Amerika. İstediğiniz gibi burada davranabilirsiniz. Türkmenlerin haklarını istediğiniz gibi gasp edebilirsiniz. Bir yöntem izledi maalesef. Bu o günden bugüne ve tabii şunu da unutmamak lazım. 2003'te Irak'ın sistemi, altyapısı, devlet altyapısı tamamen dağıtıldı. Ordusu, polisi, istihbaratı, bütün devlet mekanizması tamamen yok edildi, yeniden sıfırdan kuruldu. Ve bu yeniden kurulduğunda Türkmenler yoktu. Tamamen denklemin dışında kalmışlardı. Dolayısıyla sonraki süreçte Türkmenler mücadele ederek zar zor tekrar bir şekilde kendilerini parlamentoya soktular, bakanlıklar almaya çalıştılar ve devlet yönetiminde söz sahibi olmaya çalıştılar. Hala çok gerideyiz. Normal hak ettiğimizin çok gerisindeyiz. Ama eskisine nazaran daha iyi durumdayız. Kosova'dan selam var. Kosova'dan Türkmen eline selam olsun diye yazan Aleykümselam. dostumuz var. Ben Kosova'da Kosova'nın bağımsızlığı sürecinde orada olan gazetecilerden biriydim. Orada Bernard Kouchner diye bir Türk düşmanı var. Ve Bosna'dan sonra oraya geldi ve onun da çalışmasıyla orada eski Yugoslavya döneminde örneğin Kosova bölgesinde üç dil Arnavutça, Sırpça ve Türkçe kullanılırken Bernard Kouchner sayesinde oraya geldiler. Sözde sayım yaptılar ve oradaki Türklerin sayısını üçte bire düşürdüler ve dediler ki şu anda var olan daha önce Yugoslavya döneminde verilmiş tüm haklarını Türklerin elinden aldılar. Aynı Bernard Kouchner bu sefer Irak'taki sayımlara geldi 2004 yılında. Ben televizyonlara çıktım. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere yalvardım. Bu adam Türkmenlerin sayısını biçecek. Onun için görevli geldi ve o seçimleri yaptılar. Hatırlayacaksın, o seçimde Türkmenlerin sayısını düşük gösterdiler ve Saddam Hüseyin döneminde olan haklar dahi alındı. Yani Türk düşmanlığı buram buram ve maalesef nasıl ki bizim Kosova'daki Türklerimiz sahipsiz kaldıysa maalesef ve maalesef Irak'taki Türklerimiz de sahipsiz kaldı, sahipsiz kalmaya da devam ediyor. Eğer biz 91'de silahlansaydık, kaldı ki çok güzel akıncılarımız vardı, eğitimler verildi. Erbil'de 95-96 ben o eğitimleri çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra Barzani panikledi, Amerika'ya şikayet etti, Türkmenler silahlanıyor diye.
Oysa Irak'ta eğer 100 tane grup varsa silahlı, silahı olmayan tek grup Türkmenlerdi. Ve Türkmenler silahsız olduğu için de şimdi sahipsiz bir şekilde parlamentoda demokratik olarak demokrasinin D'sinin olmadığı bir ülkede hak aramaya çalışıyorlar. Ne kadar zor bir durum. Allah gerçekten Irak'ta yaşayan Türk kardeşlerimize kuvvet versin. Onların dik durması bizim dik durmamız burada. Şimdi bu yeni başbakan çıktı. Sanki orada Türkler yaşamıyormuş gibi Kürtçe konuşma yaptı Kazım. Evet. Ha, şimdi ben beklerdim ki Türkiye'yi yönetenlerden biri desin ki, bir siyasetçi biri çıksın desin ki, arkadaş orada Irak'ın en eğitimli, en nitelikli insanları, milleti olan Türk milleti yaşıyor. Bugün doktor, mühendis, öğretmenler, Araplardan daha iyi Arapça konuşan edebiyat hocaları hepsi Türktür. Ve Çok doğru. sen nasıl olur da bu kadar taraflı olursun demesini beklerdim ama maalesef içimizdeki sorunları biz zaten biliyoruz. Maalesef olmuyor. İnşallah Türkiye Türkler tarafından yönetildiği gün onun gereği yapılacaktır. Ama biz bugün itibariyle örneğin şunu çok iyi biliyoruz ki Kerkük'e peşmergeler kaçmasının nedeni IŞİD'çilerin gelmesiydi. Ve onlar güneye doğru gittiler. Tezle Tuz Urmat'ına geldiler. Amaçları Bağdat'ı alıp Bağdat'ı da işte istedikleri o ortada bir Sünni devlet kurmaktı. Ama bu oyunu, bu emperyal oyunu Türk milleti Haçlı Şabi'nin ta kendisi bozdu. Şimdi bugün insanlara Haçlı Şabi, ya bunlar şöyle böyle diyorlar ama yani Haçlı Şabi oradaki Türkmen kardeşlerimiz zaten onun başındaki komutanların bazıları da Zeki Bayat da var. Çok iyi tanıyorum kendisini. O da eskiden cephedeydi. Türkmen cephesindeydi. Doğru. Bana o gün geçen sene gittiğimde ya biz dedi halk, Haçlı Şabi halkın ordusu demek bildiğim kadarıyla. Evet, tabii. Halk ordusu. Biz dedi baktık ki şey elden gidiyor. Yani bunlar korkunç katliam yapıyor. Sadece o 5 yılda 500 kişiyi katlettiler. Ve Türk milletinin direnişiyle Bağdat'a gidiş engellendi. Engellenmekte kalmadı. O bölge Türk milleti tarafından temizlendi. Ve buna mükafat olarak da Bağdat hükümeti şoka girdiler zaten. Ve Haçlı Şabi'nin tüm askerlerine maaş bağladılar. Hala bir bildiğim kadarıyla maaş alıyor, birlikleri var. Aynen. Ama buna rağmen Kürtler daha kıymetli. Maalesef, maalesef. Yani Irak maalesef genelde daha çok ülkeye ihanet eden, ülkenin birlik bütünlüğünü bozmak isteyen, bugünkü Cumhurbaşkanı resmen o referandumda bahsettiğimiz Irak'ı bölmek isteyen referandumda apaçık oy kullandı. Ben dedi Irak'ın bölünmesinden yanayım. Bugün o adam Cumhurbaşkanı olmuş. Yani maalesef Irak böyle bir halde. Ve biz Türkiye'ye sorarsanız dışişleri Irak'ın bütünlüğünden yanayız diyor. Ama Irak'ın Cumhurbaşkanı Behram Salih 30 yıldır Kürt bölgesel yönetimindeki siyasi aktörlerden biri. Çok iyi tanıyorum kendisini. Pek çok kez röportaj yaptım. Açıkça biz bölünmek istiyoruz diyor. Onlar bölünmek istiyor derken Türkiye kafasını kuma gömüyor. Bunu görmezden geliyor ve her türlü Türk milletine bir kedimi vermem diyenlere bugüne kadar bir PKK'lıyı teslim etmeyenlere böyle kayıtsız şartsız bir hizmet yapıyoruz. Ben şunu sormak istiyorum. Kerkük'te PKK ne durumda? Yani pek eskisine nazaran biraz daha az ama Kerkük'ün merkezinde az. Ama çevrede aldığımız istihbarata göre çevrede var ve şöyle de hatta bu resmi kaynaklar resmi yazılıyla Irak istihbaratı bundan yaklaşık 2 ay önceydi. 2,5 ay önce Irak istihbaratı tarafından resmi yazıyla Irak Türkmen cephesine bildirildi. Dikkatli olun. PKK'nın hedefindesiniz. Ve PKK, Irak Türkmen Cephesi'nin karargahlarını hedef alma planı içindedir. Buna göre tedbirlerinizi arttırın diye. Irak istihbarat tarafından resmi yazı geldi bize. bildiğim kadarıyla Kerkük'te bombalama da oldu. Irak Türkmen Cephesi'nin bir şeyine yöneticisine. Evet. 4 gün önceydi falan. Bir
bir arkadaşımızın, bir dava arkadaşımızın evine Amar Kayan'ın işte bir güvenlik görevlisi yaralandı orada. Korumalardan birisi yaralandı. Yani maalesef şimdi eskiden bunu özellikle peşmergeler yapıyordu. Biliyorsunuz 2003'ten neredeyse 2017'ye kadar 14 sene ağırlıklı Kerkük'ün kontrolü, Kerkük, Altınköprü, Kuzurbatı vesaire o bölgeler hepsi peşmergelerin kontrolündeydi. Ve Türkmenlere yapılan çok sayıda suikast oldu. Çok sayıda bombalı eylemler oldu. Kaçırma eylemleri, fidye eylemleri oldu. Bunların neredeyse tamamına yakını faili meçhul kaldı. Ancak Bağdat yönetimi 2017'den sonra hakim olunca bölgeye bunun hemen hemen güvenlik %80 oranında düzeldi. Çünkü neden? Daha önce Türkmen'i öldüren de güvenlik gücüydü. Yani peşmergeydi. Çünkü güvenlik peşmergenlerindeydi. Suikastı yapan da oydu. Fidye için kaçıranlar da onlardı. Hepsi onların elindeydi. Ama şu anda en az %80-85 oranında güvenlik şeyinde bir iyileşme var. Ancak şöyle bir mesele var Vedat Bey. Irak'ta tabii Araplar esas ana etnik grubu oluşturuyorlar. Ama bugün kimse yani %70'in üzerinde %72, %73 bir Arap nüfusu var Irak'ta. Ama kimse Araplardan söz etmiyor. Şii diyor, Sünni diyor. Araplar bölünmüş yani bir etnik şeyler. Milletin adını zikretmiyorlar. Evet, millet adı yok. Mezhep adı var. Kürtlere gelince ama onlar millet olarak Onlar Türk. adlandırıyorlar. Yani öyle ilginç bir yapı kuruyorlar ki Irak'ta. Biraz önce dediğinizde o sayımla şey daha doğrusu nüfus oranı ile ilgili hakikaten de öyle bir plan kurulmuş. Ne yaparsan yap Türkmenlerin nüfusu %2 %3 arasında gösterir. %3'ün üzerine çıkmaması lazım. Aynısını Kosova'da yaptılar ve onun baş mimarı Kuşner onu gitti Irak'ta yaptı. Aynısını göstere göstere yaptı. Şimdi yine Kosova'dan bir kardeşimiz yazmış. Devlet sistemi Kosova'yla aynı. Amerikan sisteminin dayatması bize de 2019'da Kosova Türkleri bakanlık verilmedi seçimde. Bir tane bakanlık yok. Aynen. Maalesef yani bizim bölgede emperyal güçlerle biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sonrası Amerika o bölgeyi İngiltere o bölgeyi işgal ediyor. O zaman İngiliz işgaline karşı birinci ayaklanmayı Türkmenler yapıyorlar. Dolayısıyla o günden beri İngilizler Türkmenleri sistemden silmek için devletin hiçbir yerine, hiçbir kademesine gelmemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bugün de Amerikalılar yapıyor. Kutul Amare yenilgisini İngilizler tarihten sildiler. Tarih kitaplarından Evet. sildiler. Öyle bir yenilgiye uğrattı ki Türk askerleri onları orada Aynen, utanıyorlar. aynen. Tarihlerine yazamıyorlar. Şimdi şunu merak ediyorum. Şu anda Musul ve Telafer'de durum ne? Orada nasıl bir şey var? Hiç peşmerge yok. O köprüden bu tarafa zaten bir tane peşmerge geçemiyor. Musul Arapları da o İran en agresif ve hareketli Arap topluluğu Musul'dakiler. Kürtlerle aralarında çok ciddi bir gerilim var. Ne yaşanıyor? Mesela Musul'da şu anda durum ne? Ve Telafer'de. Şimdi özellikle biliyorsunuz 2014'te DAEŞ, 2014'ün 6. ayında DAEŞ Musul'a girdi. Ve 3 ile yakın bir süre Musul tamamıyla DAEŞ'in kontrolüne girdi. Yani bir terör örgütü orada bir devlet ilan etti, bir hilafet ilan etti. Dolayısıyla Musul çok büyük tahribat gördü. Ve Musul'un şöyle bir özelliği var. Irak'ın ikinci Bağdat'tan sonra ikinci en büyük şehridir. Ve en büyük de Sünni şehirdir. Sünnilerin en yoğun yaşadığı şehirdir. Dolayısıyla bir de özellikle Musul'un hem Arapları yani Telafer'e dahil olmak üzere Musul'un hem Arapları hem Türkmenleri Irak ordusuna en çok asker subay veren bölgedir.
Yani biraz dediğin gibi sert mizaclı insanlardır ve silaha aşina insanlardırlar. Dolayısıyla burada özellikle DAEŞ sonrası buranın nüfusunu, Sünni nüfusunu kırmak için bir özel bir plan vardı. Ve hatta DAEŞ'in oraya girmesi de bir plan çerçevesinde oldu. Çünkü en az 55 bin güvenlik gücünün olduğu bir şehre ve nüfusu yaklaşık 3,5 milyon olan bir şehre 3-500 tane terörist elini kolunu sallayarak girdi ve Irak ordusu bir gecede çekildi. evet, hem de silahlarını da bırakarak Buyurun, çekildiler. buyurun gelin dediler. Aynen, buyurun gelin dediler ve silahlarını da bıraktılar onlara yani. Dolayısıyla bir plandı bu. Bir filmdi oynandı orada, bir tiyatroydu. 3 yıl DAEŞ'in kontrolünde kaldıktan sonra özellikle Irak ordusu ve Haçlı Şabi bölgeyi tekrar kurtarmaya girdiğinde çok büyük tahribat aldı bölge. Yani hala Musul'da, Tel Afer'de yıkık binalar var, altında cesetler var, hala çıkarılmamış. Hala tarlalarda bazı bölgelerde mayınlar var, temizlenmemiş. Yani hayat hala çok yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde normale dönüyor. Maalesef bizim de özellikle o süreçte zaten Musul halkı çok büyük kısmı, 1/3'ünden fazlası şehri terk ettiler. Dolayısıyla Türkmenler özellikle Tel Afer'de 400 bin üzerinde bir Türkmen nüfusu vardı. Bunlar tamamen Tel Afer'i boşalttılar. Kimisi Suriye üzerinden Türkiye'ye geldi. Kimisi de Irak'ın diğer illerine gitti. Geri dönen oldu Yani mu? Ne kadar döndü geriye? Telafere. %30'u tahmin ediyoruz. %30-32 civarında bir nüfus geri dönmüş. Peki Hem Türkiye'den dönen hem güneye gidenlerden. bu nüfusun haricinde gelen başka bir millet var mı oraya? Yani Arap ya da Kürt? Yani şimdi orada şöyle bir sıkıntı var güvenlik açısından. Nüfus olarak Şii fazla gelmedi oraya ama kontrol Haçlı Şabi'nin elindedir orada. Dolayısıyla bu oranın halkı Haçlı Şabi'den korkuyor. Çünkü silah onun elinde, devlet artık onun elinde Ama bu Haçlı ve Şabi, bu Haçlı açıkçası İran hakimiyetinde orası. anladım. Bu Haçlı Şabi şu anda askerler İran'dan gelen değil, normal Haçlı Şabi'ye katılan ve oranın yerel halkı. Yani hayır, Irak'ın güneyinden de gelen var ama tepe şeyler İranlılar oluşturuyor. Hassas noktalar veya İran yanlıları diyelim. Yani Iraklıdır ama tamamen İran yanlısıdır. Evet, ben işte onu soruyorum. Ne kadar İranlı var? Dolayısıyla yöneticiler orada Kasım Süleymani ve onun ekibinin o bölgedeki büyük çalışmalarıyla oluşturduğu. Ama her şeye rağmen biz biliyoruz ki oradakiler sonuçta Türk yani. Haçlı Şabi de olsa ve bizim Türkmen Tabii elinde bölge halkı Türk. evet bizim Bölge halkı Türk ve Araplardan oluşuyor. Ancak orada bir Şii hilali Musul üzerinden işte Suriye, Lübnan şeyine kadar bunu biz yani kıramıyor İran muyuz? orada hakimiyetini sürdürmek istiyor. Türkiye bunu kıramıyor mu? Koca Türkiye Cumhuriyeti bunu kıramıyor mu? Burnunun dibinde 50 kilometre. Yani şimdi DAEŞ terör örgütü sonrasında özellikle de bu Haçlı Şabi'nin kurulmasıyla İran bölgede çok büyük bir hakimiyet sağladı. Maalesef Türkiye orada saf dışı kaldı biraz. Yani meseleye Türkiye gibi bir politikayla yaklaşmıyordu. İran'ın politikası farklı. Tamamen Irak'ın her şeyine hakim olmak istiyordu. İşte Kasım Süleymani dediğimiz adam Kudüs orduları komutanı her gün neredeyse Irak'taydı. Irak'ın seçiminde olur, Irak'ın bak hükümetinin kurulmasında olur, Irak'ın anayasasının çıkmasında her konuda etkindi. Hassas noktalar veya İran yanlıları diyelim. Yani Iraklıdır ama tamamen İran yanlısıdır. Evet, ben işte onu soruyorum. Ne kadar İranlı var? Dolayısıyla yöneticiler orada Kasım Süleymani ve onun ekibinin o bölgedeki büyük çalışmalarıyla oluşturduğu. Ama her şeye rağmen biz biliyoruz ki oradakiler sonuçta Türk yani. Haçlı Şabi de olsa ve bizim Türkmen Tabii elinde bölge halkı Türk. evet bizim Bölge halkı Türk ve Araplardan oluşuyor.
Ancak orada bir Şii hilali Musul üzerinden işte Suriye, Lübnan şeyine kadar bir hilal oluşuyor. Burada da İran'ın açıkçası ortada şu gözüküyor. İran o bölgede hem İran'dan Suriye'ye hem İran'dan Lübnan'a rahat ulaşabilecek şekilde bir koridor kuruyor. Bunu biz Yani kıramıyor İran muyuz? orada hakimiyetini sürdürmek istiyor. Türkiye bunu kıramıyor mu? Koca Türkiye Cumhuriyeti bunu kıramıyor mu? Burnunun dibinde 50 kilometre. Yani şimdi DAEŞ terör örgütü sonrasında özellikle de bu Haçlı Şabi'nin kurulmasıyla İran bölgede çok büyük bir hakimiyet sağladı. Maalesef Türkiye orada saf dışı kaldı biraz özellikle. Ama İran şeydir yani meseleye Türkiye gibi bir politikayla yaklaşmıyordu. İran'ın politikası farklı. Tamamen Irak'ın her şeyine hakim olmak istiyordu. İşte Kasım Süleymani dediğimiz adam Kudüs orduları komutanı her gün neredeyse Irak'taydı. Irak'ın seçiminde olur, Irak'ın bak hükümetinin kurulmasında olur, Irak'ın anayasasının çıkmasında her konuda etkindi. İran'ın çıkarlarına göre Irak'ı dizayn ediyorlardı. Ve Irak'ın kaynaklarının büyük bir kısmını İran sömürüyor. Hala da bu devam ediyor. Irak'ın geliri çok fazla. Ama halk perişan, halkın büyük bir kısmı perişan. Neden? Çünkü İran artık Irak'ın altını üstünü sömürüyor. Çünkü İran'da ihtiyacı çok eskisine göre. Şimdi İran'a biliyorsunuz Amerika'nın bir ambargosu var. Bu ambargodan dolayı İran çok daha sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Dolayısıyla birçok şeyini hem parayı Irak'tan daha fazla çekiyor, sömürüyor. Hem de İran'a girmesi yasak olan şeyleri Irak üzerinden, Irak adıyla geliyor. Irak'tan da biliyorsunuz 1000 kilometreye aşkın bir sınır var Irak'la İran arasında. Altı bildiğim kadarıyla 6 tane kapısı var İran'a. 6 tane resmi, 22 tane de gayri resmi Bütün kapı. dağlar zaten İran'a açılıyor. Aynen. Gayri resmi, belli bölgelerde gayri resmi dediğimiz nedir kapı? Hiçbir devlet tarafından tanınmıyor ama kapı işliyor. Burada bir güvenlik gücü var, bunun kontrolünde. Böyle karşı tarafta da birileriyle anlaşmış. Bunlar istedikleri gibi silah, Ben kaçak mal, alkol, eroin, her şey. çok gittim o bölgelere. En son gittiğimde o Süleymaniye tarafında bir dağlık alana gittim. Ya yani orada binlerce Land Rover Jeep geliyor, katırlar geliyor. Orada takas mallar takas oluyor. Herkes yoluna gidiyor. Açık, çok açık yani. Aynen. Yani işte 22 tane bunu Irak devleti kendisi de biliyor. Resmi makamlar da söylüyor. 22 tane gayri resmi kapı var arada. Ben şuna üzülüyorum. Zaho'da Türk domatesi yok. İran domatesi var. Türkiye adına utanç verici bir şey. Maalesef yani çünkü İran hakimiyet sağlamış bölgede silahıyla bölgeye ayak bastırmış. Yani Türkiye bölgeye nasıl girmeye çalışıyor? Ticaretiyle girmeye çalışıyor, diplomasiyle girmeye çalışıyor. Ama Irak'ta maalesef bunlar geçerli değil. Ve Türkiye İran'dan çok çok daha fazla Irak'a yardım ediyor. Yani bağış olarak hastalarını getirip tedavi ediyor, yaralarını tedavi ediyor. Silopi Çalışkan köyden elektrik veriyoruz. Aynen. Birçok alanda Kızılay zaten durmadan TİKA birçok konuda bölgeye yardım ediyor. Ama bakıyorsun Türkiye'nin adı yok. Her şey İran'dır. Mesela Erbil'e Reklam İran'ındır. tıbbi malzeme götürdü. Ben de yazıklar olsun dedim. Kendi benim hakkım varsa, vergimden bir şey varsa haram ettim. Kerkük'e bir şey götürmediler. Bir tane bir maske vermediler. Evet. Utanmıyor musunuz? Sonradan Büyükelçimiz Fatih Yıldız aracılığıyla sağ olsun o şeyler bir takım şeyler geldi ve inşallah şu anda da bir takım Zombi önümüzdeki süreçte de gelecekler. iş işten geçtikten sonra bizde maalesef önce can yok. Önce can, önce vatan, önce millet yok. Önce Ermenistan var. Önce Amerika'ya gönderiyoruz. Trump, dostum Trump. Önce İtalya'ya. Ya doktorlarımız bizim kırılıyor maskesizlikten. İtibarmış. İtibarla böyle işte PKK'lılar da teşekkür ederler Barzani'ye.
bize tıbbi malzeme verdin diye. Bir gün sonra Kızılay Erbil'e teslim etti. Bir gün sonra görüyoruz ki o malların hepsi vatan evladını sırtından vuran PKK'lı hainlere gitmiş. Yani maalesef işte özellikle hem şeyin Irak'ta iki grubun çok büyük hakimiyeti var. Biri Kürtler, biri de İran'dır. İran özellikle bu DAEŞ meselesinde çok büyük bir şey oynadı. Rol oynadı. Yani ön plana çıktı. Bu Haçlı Şabi'yi de kurduktan sonra yani İran, Irak'ın büyük kısmında hüküm sürüyor. Yani şimdi Türkiye dediğimiz gibi yumuşak güçle girmeye çalışıyor bölgeye ama İran, ama şu da var, bu da bir gerçek Vedat Bey. İran'ın artık eski gücü kalmayacak Irak'ta. Çünkü halk da Irak'ın biliyorsunuz çoğunluğu Şii'dir. Ama halkta İran bir nefret kazanmaya başladı. İran'dan Ve feda olmak istemiyorlar artık. İran'dan çok feda olmak doğru. Bir de istemiyorlar. özellikle Amerikan ambargosu da biraz artarsa şey ederse önümüzdeki süreçte Türkiye için büyük bir fırsat doğacak. Çünkü İnşallah. bölgeye en kaliteli malı satan, en uygun fiyatla satan ve en hızlı şekilde en iyi hizmeti götüren Türkiye'dir. Başka bölgede böyle bir ülke yoktur. Dolayısıyla bu Türkiye için çok önemli bir fırsattır. Ancak tabii sizin de bildiğiniz gibi bir sınır kapı meselemiz de var bizim. Bir Ovaköy sınır kapısının açılamaması büyük bir handikaptır. Hem Türkmenler için hem Türkiye için. Çok büyük, çok. Çünkü 1991 yılından beri Amerikalılar izin vermiyor. Şimdi de izin vermiyor. Oysa ki şu anda hiçbir Suriye askeri ve otoritesi olmayan boş bir bölge ve bütün dengeleri değiştirecek bomboş arazi. Ama biz maalesef Türkiye ve Türk milletinin ve Irak Türklerinin bekası için oralara kamyonlarımızı sokarak bir yol açıp oraya gidemedik. Yani çok acı, çok acı. evet maalesef. Tabii burada Irak da buna cesaret edemiyor Amerika'dan dolayı. Kürtler de bunu istemiyorlar. Çünkü ikinci bir kapı açılırsa ha buradan elde ettikleri gelirin %80'i gider burada. Labur biter. Evet aynen. Şimdi o kapı açıldığı takdirde hem o kapıdan girer girmez Telafer bölgesi, Musul'da Telafer'deki Türkmenler büyük bir fayda sağlar, zenginleşir. Oranın güvenliği de büyük ölçüde Türkmenlerde olur. Ve o kapı Bağdat'a çok hızlı bir şekilde Bağdat'a ve Irak'ın güneyine iner. Hatta Körfez ülkelerine de. Çünkü bu yol olsa en ticaret için en hızlı ve en ekonomik yoldur. Şimdi şey var mesela gemi yolu var. Basra üzerinden gidiyor Irak'ın güneyine. Gemiyle ama gemiden 20-22 günde varıyor bir malzeme. Bir mal Irak'a. Ama bir tır Türkiye'den çıktığı zaman en fazla 1,5 gün sonra Irak'ın o bir ucuna kadar varabilir yani Basra'ya kadar geçebilir. Dolayısıyla ve ekonomiktir de. Dolayısıyla ticaret açısından çok önemli bir kapıdır. İnşallah hazırlıklı olursak önümüzde muhakkak fırsat doğar. O O fırsatta kapılar değerlendirip Mehmet Başkan, o kapılar ya açılacak ya açılacak. Bundan hiçbir evet, doğrudur. olmasın. Şimdi Çünkü Hüseyin Ali kardeşimiz bir mesaj yazmış. 1920'de Telafer'de İngilizlerin büyük rütbede 4 komutanını Türkler öldürdüler. O yüzden şimdi intikam alıyorlar Telafer'den diye yazmış. evet, kaç eyleminde. İşte dediğim gibi yani ilk Türkmenler Telafer'den başladı bu. İlk Türkmenler İngiliz emperyalizmine baş kaldırdı. Ve o gün hala bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Şimdi tabii ki Vedat Bey bizim Türkmenlerin özeline gelecek olursak Türkmenleri bölgede destekleyen tek Türkiye'dir. İstediği yatırımı yapabiliyor, istediği işi kurabiliyor, istediği kadar bankada parasını tutabiliyor. Tamamen rahat bir şekilde. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'ye bütün Irak'taki hem Arapların hem Kürtlerin güveni çoktur. Ve bir rol model olarak Türkiye'yi görüyorlar. Türkiye bir ara özellikle bu diziler üzerinden Arap şehrinde çok büyük bir sempati kazanmaya başladı.
Ha, tabii bunun altyapısı olmadığı için o diplomasiyi tam yapamadık. Mesela Dışişleri Bakanlığı'nda Arapça bilen sayısı Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndaki Arapça bilen diplomat sayısından az. Dolayısıyla bizim bu konulara devlet olarak çok daha fazla eğilmemiz gerekiyor. Maalesef zayıf kalıyor. Aynen. Aynen öyle. İnşallah bütün temennimiz tabii bundan sonraki daha önce yapılan hatalardan ders alınıp bölgeyle ilgili çok daha uzun vadeli açıkçası bakın Vedat Bey şu da var. Özellikle Fırat Kalkanı ve Suriye'ye yapılan diğer hareketlerden sonra yani Türkiye bölgeye askeri hareket yaptıktan sonra Irak'ta da ve bölgede de Türkiye daha ciddiye alınmaya başladı. Çünkü ondan önce şöyle bakıyorlardı. Maalesef bunlar sadece güçten anlıyorlar. Kaba kuvvetten anlıyorlar. Demokrasiden, insan haklarından, yumuşak diplomasiden pek bir şey anlamıyorlar. Daha önce işte Türkiye bir şey dediği zaman Türkmenlerle ilgili veya genelde Irak Türkiye'nin çıkarlarıyla ilgili ya işte Türkiye sadece konuşur, sadece tehdit eder, hiçbir şey yapmaz. Ama özellikle bu hareketi gördükten sonra onlar da daha temkinli davranmaya başladılar.